Kanal Ege ekranlarında yine birlikteyiz. Bugün bir konuğum var. Biraz sonra onunla sohbet edeceğiz. Yanlış hesaplamadıysam 35 yıllık da dostum. Aynı zamanda meslektaşım veteriner hekim Adnan Serpen. Veteriner hekim Adnan Serpen sağ olsun vakit ayırdı bu programa. Modern hayvancılık programımıza konuk oldu bugün. Kendisine hemen baştan peşin teşekkür ediyorum. Veteriner hekim Adnan Serpen devletin üst düzey yöneticiliğinde bulunmuş. Tarım Bakanlığı'nda üst düzey yöneticilik yapmış. Değerli bir hekim arkadaşımız. Şu anda da İzmir Veteriner Hekimler Odası'nın Halk Sağlığı Çalışma Grubu'nun sekreteryasını yürütüyor. Bu konuda da çok faal. Yani her yere yetişmeye çalışıyor biliyorum. Eksik olmasın, buraya da yetişti. Teşekkür ediyorum. Adnan Serpen'in vaktinden kendi izniyle bir dakika çalacağım ve müsaade ederseniz yeni basılan kitabımı bir göstereceğim. Veteriner hekim Tahir Yavuz, meslekte 40 yıl. Meslekte 40 yıl diye bir kitabım basıldı yeni. Geçen haftadan bu yana en yeni konu bu. Benim köşe yazılarımı, son 5 yıldaki köşe yazılarımı topladığım bir kitap oldu. Daha önce 30. yıl kitabım vardı. Meslekte 30 yıl, meslekte 35 yıl, şimdi de meslekte 40 yıl. Bu kitabın yani nasip olursa ileride belki 45 yılda yaparız nasip. Şimdi bu kitap 234 köşe yazısı içeriyor. Net 422 sayfa, yani işte 432 sayfa da içindekiler, ön söz falan. 422 sayfa net bilgi aktaran bir kitap. Sidas yayınlarından çıktı. Yayıncı kuruluşa da teşekkür ediyorum, eksik olmasınlar. Kitabımı bastılar. Belki mesleğe ve hayvancılık yapanlara, konuyla ilgili herkese, sığırcılıkla ilgili daha çok veya koyunculukla, çiftlik hayvanlarla ilgili herkese yararlı olacağını tahmin ettiğim bir kitap oldu. Şimdi Adnan Bey'e geri dönüyorum. Adnan Bey sağ ol, hoş geldin. Eksik hoş olma, benim programıma katıldın. Şimdi Adnan Bey, hakikaten devletin üst düzey yöneticiliğini yapmış bir insansın. Aynı zamanda şu anda herhalde daha eskiden çalıştığının üstünde bir çalışma sergiliyorsun. Aynen. Üstelik de bildiğim kadarıyla odamız adına da koşuşturmadı, gitmedi. Evet, yani, doğru. Onun için senin bilgilerine biz çok muhtaçız. Hem mesleki açıdan hem de hayvancılık sektörü, evet, açısından, özellikle de çiftlik hayvanları sektörü açısından. Evet, kaldığımız yerden devam edelim bakalım, evet, bize neler söylemek istersin? Şimdi hayvancılık dendiğinde akla veteriner hekimlik geliyor. Hı hı. Çünkü neden geliyor? 1800'lü yıllara kadar gittiğimizde, 1700'lere hatta gittiğimizde, Avrupa'da o yıllarda çok salgın bulaşıcı hastalık meydana geliyor. Özellikle veba. Hı-hı. Hayvan vebası meydana geliyor. O hayvan vebası salgını sırasında çok hayvan telef oluyor. Hı-hı. Ve Avrupa bu hayvan telefi sonucunda çok ciddi bir açlıkla karşı karşıya kalıyor. Ve o tarihlerde insan hekimliği, veteriner hekimlik tam bilimsel anlamda olmadığı için insan hekimlerinden faydalanmak istiyorlar. Tabii insan hekimleri bakıyor, bu diyor farklı bir alan, farklı bir konu diyor. Bizim altından kalkamayacağımız bir konu diyor. Anatomisi farklı. Her şeyi her farklı. Her şeyi farklı, fizyolojisi farklı. Doğru. Bazı hastalıklar bize benziyor ama. Bir de insanda hiç olmayacak bir organ var. Aynen. İşkembe. Yapı. İşkembe var mesela, değil mi? Koyunda ayrı problemler var, sığırda ayrı problemler var, keçide ayrı, evet, filan filan böyle. Ondan sonra işte zaman içerisinde harekete geçiliyor ve ilk defa şeyde Paris'te bir veteriner okulu açılıyor ve ondan sonra da dünyanın değişik yerlerinde, İngiltere'de, daha sonra da Amerika'da ve Türkiye'de de açılıyor. Tabii veteriner hekimlik mesleği ilk önce şey olarak başladı, hayvancılığın
sorunlarını gideren bir meslek olarak başladı. Ama bakıldı ki bunun insan sağlığı boyutunun da olduğunu gördüler. Zoonoz. Zoonoz konusu yani, ve evet. Bir de şey var, bazı hayvan veteriner hekimlerin en büyük özelliği hiç kimseden müsaade almadan direkt hayvanı tedavi etme, her türlü manipülasyonu yapma şeyine sahip, yetkisine sahip. Ve o şey içerisinde büyük bir tecrübe kazanıyor hastalıklar konusunda. Tabii insanlar üzerinde siz deney yapamıyorsunuz. Etik değil zaten, müsaade edilmiyor. Tabii hekimler, veteriner hekimleri görünce ya diyorlar insanlarda böyle böyle problemler var. Sizin de benzer sorunlarla ilgileniyorsunuz. Hiç olmazsa bize yardımcı olun. Ve ondan sonra hekim veteriner hekim işbirliği başlıyor bulaşıcı hastalıkların dışında. Yıllar önce, birkaç yıl önce CNBC'de Mavi Bebekler diye bir dizi film izledim. Orada 1800'lü yıllarda kalp dolaşım sistemi... Delik kalbi olan çocuklar. Delik kalbi olan evet. Çocukların çare bulamıyorlar, ölüyor çocuklar çok genç yaşta. Ve onun sonucunda orada bakıyorlar, aynı şeyi bir köpekte deniyorlar. Önce o delik kalbin yarattığı problemi oluşturuyorlar. Sonra tekrar düzeltiyorlar, tedavi ediyorlar. Ondan sonra hekim, o zamanın hekimi tamam diyor hasta sahiplerine. Çocuklarınızla ilgili sorunu çözdük. Tedavi edebiliriz diye. Yani insanlık hayvanlara çok şey borçlu. Borçlu. Her bakımdan hala da hayvanların birçok özelliklerinden insanlar faydalanmaktadır. Mesela terörle mücadelede özel suçluğu takip eden köpekler var. Adli tıpta faydalanan yine köpekler var. Ondan sonra depremle tabii birçok şeyler, depremde kurtarma şeylerine filan. Bir de tabii günümüzde yine kentleşme çok ciddi boyutlarda. İnsanlar beton yığınları içerisinde yalnız yaşayan insanlar özellikle bakıyor, diyor ki ya diyor bir dost bulmalıyım, yanıma bir çok sadık bir arkadaş bulmalıyım diyor. Sonra da kedi ve köpeklerden faydalanıyorlar. Dost hayvanlar. Dost hayvanlar, köpekler. Sonra? Ve köpekler evimizin içerisine kadar giriyor başladı. Tabii. Tabii kediler de evimizin içerisine kadar girmeye başladı. Ve bunlarla birlikte yaşamanın bir kültürü olması lazım. Evet. O da One Health dediğimiz tek sağlık konseptini gündeme getirdi. One Health, tek One sağlık. Health, tek sağlık konseptini gündeme getirdi. Tabii biz İzmir Veterinerler Odası olarak 2006'da oda yönetimimize bir çalışma grubu kurdurdu. Kurdurdu. Dünya Sağlık Teşkilatı'ndaki çalışma gruplarını örnek alarak kurduk. Ondan sonra bu süreç Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir çalışma grubu üyemizin o tarihte orada Amerika'da katıldığı toplantılara katıldı. Ve Amerikan Veteriner Hekimler Birliği ile Amerikan Tabipler Birliği'nin DC Washington'da ilan etmeden önce birçok bilim insanının da katıldığı ortaklaşa deklare edilen bir rapora bizim çalışma grubundan arkadaşımız da katıldı. Destek verdi, katıldı. O destek verenlerin listesi içerisinde bulunmaktadır ismi. One Health İnisiyatifi'ne girildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde destek verenler kısmında Arzu Temiz Yürek olarak yer almaktadır. İsmi Türkiye'den geçiyor. Aynen. Amerikan Veteriner Hekimler Birliği'nden Bruce Kaplan'la görüşmeler olmuştur. Bruce Kaplan şaşırmıştır. Türkiye'den de böyle bir gelen var, ilginin çıkacağını hiç kaç kişi bizim burada. Odamızın bu şeyi grubu? Aşağı yukarı 30 kişiye ulaştı. Yeni birkaç kişi daha gelecek. 35 kişiyi bulacak. Müthiş bir çalışma. Tabii bu çalışma grubunda beraber işin boyutunda hayvancılık da var. Hayvancılık yok diyemeyiz. Çünkü hayvanı da ele almak zorundayız. İnsan beslenmesi açısından. Yani biraz önce konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi hayvan, et, süt, yumurta gibi şeylerde en önemli besin gıda maddesidir. Evet. Ve bunun yetiştirmesi başlı başına bir sanattır. Bir de şey diyelim, hayvansal protein. Tabii hayvansal protein. Yani protein var ama bir de hayvansal protein. Tabii. Hayvansal protein dışarıdan almamız gereken bir protein. Evet. Çok önemli amino asitler içermektedir.
Ondan sonra beynin aktif stres. Bitkilerde asitleri, olmayan. Ha, bitkilerde. Olmayan esansiyel amino asitler içermektedir. Ya. O nedenle tarih boyunca hayvancılık, tarım stratejik bir faaliyet alanı olarak geçmiştir. Yaşın. Ve o nedenle dünyada ülkeler teknolojide gelişmiş olmalarına rağmen tarımı hiçbir zaman bizdeki gibi ihmal etmemişlerdir. Bizdeki tarım şu anda evlere şenlik durumda maalesef. Beğenmiyorsunuz yani. Kesinlikle. Cumhuriyet tarihinin en kötü tarımsal sorunlarını yaşıyoruz. Hı-hı. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımız yıllarda Atatürk'ün başlattığı seferberlikte böyle bir sorun yaşanmadı. Ve gerçekten müthiş üretim potansiyeli oldu. Sıçramalar oldu. Üretim patlamaları oldu. Ama gelin görün her şeyi var. Türkiye tarımda tepe takla gidiyor. Ya. Hatta yurt dışına giden veteriner hekimler hayvan almaya gittiğinde yabancı veteriner hekimler bizim veteriner hekimlere şunu söylüyor. Biz diyor 40 yıl düşünsek aklımıza Türkiye'nin bizden hayvan alacağı, bizden veya dünyanın her tarafından hayvan ithal edeceğini, toplayacağını aklımızın ucundan geçiyor. Öyle geçirmek. Mi demişler Aynen. gerçekten? Aa, Hayır, şaşırıyorum. Çünkü Türkiye dünyanın en güzel coğrafyasında, en güzel topraklarına sahip. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim, sen de gittin. Evet. Gidip geliyorsun. Evet. Iowa bölgesini inceledim. Evet, kardeşim orada. Mısır cenneti. Yani. Evet. Mısır, soya, bir de hayvan. Üç tane şey var ama bizde öyle değil. Yedi tane coğrafi bölge var. Her şey yetişiyor aşağı yukarı. Birinde olmayan diğerine yetişiyor. Öbürkünde olmayan diğerine yetişiyor. Bir tarafta kayak yaparken bir tarafta denize giriyorsun. Böyle bir ülke. Böyle bir ülke. Ama tarım politikalarını oluşturanlar ne yazık ki hata yapıyor Türkiye'de. Atatürk'ten sonra bu tarafa kadar, Atatürk'ün vefatından sonra bu hatalar zinciri bugüne kadar gelmiş diyorsunuz. Kar topu gibi yuvarlana geldi. Bugün artık dip yapıyor. Nedir mesela? Yani mesela dediğiniz, tabii yani nelere parmak basmak şimdi, lazım? Nelere parmak lazım? Mesela zootekni dersinde hocamızın söylediği bir şey vardı. 1950'li yıllarda Demokrat Parti döneminde o tarihte yeni kurulan İsrail'de, Türkiye'de Holstein hayvanlar geldi. Ondan sonra bizim Holsteinler Antalya'daki Boztepe inekhanesine geldi. İsrail'de çöle gitti o yeni kurulan ülke. Tabi İsrailler bakıyorlar ya diyorlar biz bunu çölde yaşatamayız. Amerika'daki yaşam şartlarına bakıyorlar. Ondan sonra hatta bizim o tarihlerde mecliste bu kadar bu süt veren inekler geldi sokaklara mı yıkacağız diye dalga geçerler. Öyle mi diyorlar? Yapmayın ya. Milletvekillerin içerisinde. Sokakları sütle mi yıkacağız? Ne yapacaksınız bu kadar süt veren hayvanları gibilerine? Bu milletvekillerinin tarım konusundaki ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir. Evet. İkincisi İsrail geliyor diyor ki ben diyor işte yaşatamayacağı anlayınca Amerika'dan gelen Holstein'den ben diyor sizin Güneydoğu Anadolu kırmızısındaki Halep kırmızısı diye geçiyor. Bizim kilis sığırı veya evet. Ondan bana birkaç tane verir misiniz diyor şey yapacağım. Sıcağı bilimsel çalışma dayanıklı. Yapacağım diyor. Tabii onu söylemiyor. Onu söylemiyor diyor. Evet. Alıyor yapıyor ondan sonra 70'li yıllarda Dünya Bankası'ndan kredi olarak o melezleme çalışması yapılan inekler Holstein ineği olarak bize satılıyor. İsrail yani, Holstein'i evet. Ha, biz içinde Türk. Biz tabii bizim kendi hayvanlarımız Güneydoğu Anadolu genetik şeyleri var. Melezleme yapıyoruz. Evet, evet. Yani biz yatmışız, uyumuşuz. Atatürk gibi insanlar gelmemiş devleti yönetenlerin başına. Hep böyle popülist politikalar uygulanmış. Bir hesap yapılmamış. Peki, sonra bakıyorsunuz. Adnan Bey üniversite falan dememiş mi biz de böyle bir şey yapsak falan? Yok hiçbir tanesi demiş. Dememişler. O tarihlerde ziraat fakülteleri var, veteriner fakülteleri var. Hiçbir tanesi dememiş. Yani. Onların zootekni arabilim dalları var. Hiçbir tanesi yapmamış. O tarihte yine veteriner işleri genel müdürlüğümüz de varmış. Ondan sonra. Ha tabii diğer bir tarafta burada meralar önemli. Şeyde. O tarihlerde ve bugünkü tarihlerde mesela 1934 yılında 40.9 milyon hektar
mera varmış. Genel araziye oranı %52.9'muş. Yani memleketin yarısından fazla mera alanımız varmış. Ha. Ve 1934 yılında mevcut hayvan sayısı 34 milyonmuş toplam. Yani nüfus, küçük başında beraber. Hepsi beraber toplam ve o tarihte nüfus savaştan çıkmış. Artık iyice küçülmüş durumda olmasına rağmen. Evet. Bugün mesela 80'li yıllara geliyoruz. 21 milyon hektara düşüyor. 21 milyon hektara düşüyor. 87 bin baş hayvana çıkıyor. Hı. Ondan sonra geliyoruz. Benim 2014 yılında bakanlığın web sayfasından, TÜGEM'den bulduğum şeyi de. Aşağı yukarı 9 milyon görünüyor. 1998-2012 arası. 9 milyon hektara mı düşmüş oradan buraya? Tabii. Bu web sayfasının linki var bende. Kopyaladım. Giriyorum, bulamıyorum. Artık bu da aşağıya inmiş durumda anladığım kadarıyla. Hmm. Meraların en çok Doğu Anadolu bölgesinde kaldığını tahmin ediliyor. Evet. Ve bu konuda yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Yani kısacası şu. Avrupa Dünya Savaşı'nda yaşadığı kıtlık ve açlık, geçmişte yaşadığı 1700'lü yıllardaki veba salgın nedeniyle hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu anladı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall yardımıyla Avrupalılar, Marshall yardımına güvenerek değil, ileride kendi ayaklarının üzerine duracak şekilde bir politika oluşturdular. Ve hayvancılığı, tarımı çok güçlü bir şekilde desteklediler. Evet. Ama bizde böyle bir şey yapılmadı. Hı hı. Yapılmadığı için hep idare ediyor gidiyor nasıl olsa, idare ediyor gidiyor nasıl olsa gibilerine böyle şey yapıldı. Meralarımızı korumadık. Meralar tarlaya çevriliyor. Tarlalar da organize sanayi bölgesine. Bir şey soracağım. Yani aklıma geldiği için. Şimdi 90'lı yıllarda daha önce olmayan bir mera kanunu çıktı. Evet. Bunun bir faydası olmadı mı? Yani gene mi meraları şimdi kaybettik? Ona rağmen ben mi? O kanun çıktığında Manisa Tarım İl Müdürlüğü'nde o zaman İl Müdürlüğü tarafından mera birim sorumlusu olarak görev yaptım, görevlendirdim. Evet. Valiyle ortak çalıştık, bütün kamu kuruluşlarına ortak çalıştık. Evet, şimdi kanun çıktığında çok sertti. Hı. O kanunu delmek mümkün değildi. Fakat son 15 yıl, 16 yıl bu kanun kalbura döndü. Artık mera kanunu meraları koruyamaz hale geldi. Silivri taraflarındaki, İstanbul'daki Silivri taraflarında 3. Boğaz Köprüsü yapılan yerlerde çok mera alanları yok edildi. Hı. Silivri'de konut alanı açıldı. Hı. İşte Suriye'den sığınmacılar gelir, onlara sığınak, İç Anadolu'da o kadar çorak yer vardır, oraya gitmezler. Maraş tarafında vatandaş kalkıyor diyor ki kardeşim diyor meraya dokunma diyor. Ben de hayvanımı besliyorum orada. Geçim kaynağımı biber gazı sıkıyor polisler. Hmm. Neden siz karşı çıkıyorsunuz? İşte biz buraya şunu yapacağız. Devlet böyle karar aldı, sen ne karıştın? Filan filan. Anladım. Yani mera arazileri korunamaz duruma geldi. Ondan sonra diğer bir şey daha söyleyiver destekleme politikaları çok şey. Ne? Afaki. Yani nasıl? Neden diyeceksin? Şöyle. 2018'de bu seçimler nedeniyle bir iktisatçı televizyona çıktı. Not aldım ben. Hı hı. Daima öğrenci notu gibi tutarım böyle önemli şeyleri. Bilirim. Ondan sonra bugün diyor Türkiye'nin hayvancılık sektöründe ve tarıma yaptığı destekleme Avrupa Birliği'nin çiftçilere verdiği desteklemenin 1/5'inin altında. Yani toplam Avrupa Birliği'nin... Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Fransa gibi, İtalya gibi ülkelerde yapılan tarım ve hayvancılığa yapılan desteklemenin 1/5'inin altında seviyesinde yapılıyor. Ben bir dakika tam anlamak için soruyorum. Tabii. Şimdi İngiltere'de. Diyelim bir Avrupa'da bir ülkeyi ele alalım. Tabii. Çiftçiye verdiği yardım... Veya destek bizden 5 kat fazla mı? O manada mı? Aynen. Ha, hatta 5'i de geçebiliyor. Geçiyor. Çünkü onların yaptığı desteklemenin 1/5'inin altında biz çiftçimize destekleme yapıyoruz. Hayvancılık sektörüne. Tabii ondan sonra
hayvan sahibi ayakta durabilir mi? Tarlayı sattı, takkeyi sattı, icraya düştü, bankaya borç ve faiz sarmalına sarıldı. Anladım. Peki incelediniz mi? Yani onların verme şekli, bizim verme şekli? Tabii verme şekli değişik şekillerde oluyor. Değişik, yani. Çevrenin korunması için veriliyor. Yani direkt verilmiyor, değişik kalemlerden, fasıllardan veriliyor. Hı-hı. Ama ha. siz de bunu vermeniz lazım. Çünkü bu çok önemli şey, stratejik bir konu. Neden diyeceksiniz? Kissinger'ın geçmişte 74 yılında 10 Aralık'ta ABD Ulusal Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan bir raporuna atıf yapmak istiyorum. Orada diyor ki, ABD Ulusal Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan Ulusal Güvenlik Araştırması 200. Dünya nüfus artışının ABD'nin güvenliği ve deniz aşırı çıkarlarının etkisi başlıklı 123 sayfalık raporunu yine zamanın ABD Başkanı General Ford sunarken, petrolü kontrol edersen, ulusları, yiyeceği kontrol edersen, insanları kontrol edersin diye uyarmıştı. Ama bizim devleti yönetenler bunlara kulak asmadılar. Hala da asmıyorlar. Aslında devam daha ediyorum. Stratejik tabii. Tabii. Hmm. Sizin en mükemmel silahınız bile olsa, siz gıda yönünden et, süt, yumurta, ekmek bilmem ne dışarıya bağımlı olursa, sizin yeminizi kestiği takdirde affedersiniz, işiniz biter. Savaşlara bakın. Evet. Lojistik şeydir bunlar, kaynaktır. Evet. Kalelerde savaşıyorlar eski zamanlarda. Yiyecek stokları bittiğinde en sonunda teslim alıyorlar. Tamam, eller havaya. Evet. Şimdi doğru, yine, bir yere parmak bastı. Yine Birleşmiş Milletler'in Roma'da düzenlediği Dünya Gıda Konferansı'na tüm ülkelerin sadece tarım bakanları katılırken, ABD'nin Tarım Bakanı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Henry Kissinger de katılmıştı. Çünkü Henry Kissinger Tarım Bakanlığı'nın ellerine bırakılamayacak kadar önemliydi. Demiştir. Şimdi burada devletin üst kademesinde kaç tane kişi var bu şeyi, ifadeleri takip edip de tedbir alanlar? Sayın Bakan çıkıyor diyor ki, paramız var ithal ediyoruz diyor. Evet, sen bir sürü üniversite bitirebilirsin, kariyer yapmış olabilirsin. En kral şeylerde, ama stratejiyi bilmezsen, sen tarım bilmezsen bu ülkeyi bir anda her şeyi mahvedersin. Bir yere teslim etmiş olursun. Evet. Ve Türkiye şu anda çok ciddi boyutta gıda yönünden, hayvancılık yönünden, bitkisel üretim yönünden dışarıya bağımlı hale gelmiştir. Evet. Ve cari açık ve dövizdeki oynamalar dışarıya bağımlı olmasından dolayı her şeyi matematiksel olarak takır takır etkilemektedir. Maliyetler kabarmakta, satın alma gücü düşmekte, insanlar süt tüketemez hale geldiler, et tüketemez hale geldiler. Mecbur kalıksa tüketiyorlar. Mesela biz Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma Enstitüsü'nde Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda dekanı olan Bahaten'le de hocalar bir şey yaptık. Kırmızı et 96 yılıydı. O yılda. O tarihte yine kırmızı et fiyatları yüksekti. İnsanlar kırmızı et tüketemiyordu. Çocuklarına yediremiyorlardı. Evet. Ucuz olduğu için tavuk eti yediriyorlardı. Fakat tavuk eti yedirdiğinizde çocuklarınıza çinko eksikliği ortaya çıkıyor. Kırmızı etteki kadar tavuk eti çinko yönünden zengin değil. O nedenle çinko miktarını tavuk etini araştırabilir miyiz diye bir proje yaptık biz. Ve sonucu da ulaştık. Bu pediatri kongresinde de sunuldu. Yani kırmızı et yoksa efendim halkımız tavuk etiyle idare eder. Edemez efendim. Hepsinin yeri başka diyor. 2 yaşından, 3 yaşından, 5 yaşından, 20 yaşına kadar olan genç bir nüfusunuz varsa bu nüfusunu iyi beslenmesi için, yeterli çinkoyu alabilmesi için kırmızı ete ihtiyacım var. Evet, anne baba için 45-50 yaşına gelmiş, 35-40 yaşına gelmiş anne için gerekmese bile, ama çocuklar için gerekli. Gençler. İşte burada Tarım Bakanı sadece Tarım Bakanı değil, Sağlık Bakanı da. Sağlık Bakanı demek Türkiye'de hastane, hekim, ambulans. Ağzından giren yok mu? Yok mu? Çünkü yemek yani gıda. Hekimliğin birinci şeyi koruyucu hekimlik olmasına rağmen öyle.
şu 3 nolu slaytı verebilir miyiz ekrana? Hekimlerle ortak olan şeylerimiz var. İnsanları hasta etmemek insan hekimliğinin görevi. Biz de canları, materyalimiz, İnsan hayvan. İnsan hekimiyle beten ortak sorumlulukları diye bir şey. Evet. Işte. Doğru mu? İkimizin de ortak olduğu şey insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik görevlerini yerine getirmek. Çünkü derdimiz hasta olmamak. Olmasın diye uğraşmak. Tabii siz iyi beslenirseniz, düzgün gıda alırsanız, dengeli ve sağlıklı beslenirseniz hastalıklara karşı direnciniz olur. Bir, çok sık hastalanmazsınız. Sağlık giderleri masraflarınızda da devletin SGK giderlerinde de düşme olur. Dolayısıyla dışarıdan getireceğin ithal birçok ilaç, ekipman, şu bu bir sürü şey. Yani gene karlı çıkarız. Karlı çıkarız. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığı beslenme konularında ne yazık ki yetersiz. Türkiye'de bir et sorunu yaşanıyor, fiyatlar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı sesini çıkarmıyor, susuyor. Tarım Bakanlığı sorun diyor. Hayır, senin de sorunun. Senin görevin bu ülkedeki insanları hasta etmemek. Hasta olmaması için gerekli tedbirleri alma. Hastane sadece hasta olanları tedavi eden bir kuruluştur. İnsanları hasta olmaktan koruyamaz. Koruyucu hekimliğin ön farklı bir şeyidir. Tabii. Yani bugün hastane, şehir hastaneleri şeyi felsefesi tedavi hekimliğinin dünyanın en pahalı sağlık hizmetlerinin bir şeyidir. Ayağıdır. Esas bizim yapmamız gereken koruyucu hekimliktir. O nedenle üretimin yapılması lazım. Ha, burada destekleme yapılmıyor. Mera hayvancılığı gittikçe azalmakta. Evet. Tıpkı apartman yaşamı gibi ahır hayvancılığına gidilmekte. Ahır hayvancılığı da suni beslenmeyi içerdiği için üretilen et kalitesi trigliserit yönden, bu konuda da yabancı bir kaynak da buldum. Mera'da üretilen hayvanların etiyle arasında farklılık teşkil etmekte. Yani daha çok trigliserit mi içeriyor? Tabii. Trigliserit yönünden, kolesterol yönünden bayağı ciddi bir sorun teşkil etmekte. Hatta ona rağmen şu anda ahır hayvancılığı olmasına rağmen yine kırsalda hayvancılık politikaları az da olsa devam etmekte, yapmakta. Evet. Ama çok önemli bir konu daha var mesela. Şöyle bir şey, 2006 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne hazırlık amacıyla üretim kotaları gereği kırsal kalkınma politikalarına finanse etmek amacıyla büyük işlemciler yapılan doğrudan ödemeler azaltılıp kırsala desteklemeyi kaydırmayı hedeflemekteydi. Evet. Hedeflenmesi gerekiyordu. Avrupa politikası gereğince. Öyleydi. Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde bu yapılmıyor. Bu yapıldı mı bugüne kadar? Yapılmadı. Kırsaldan kente göç devam ediyor. Bugün İstanbul'daki nüfus Türkiye coğrafyasında yaşayan nüfusun %18'ini oluşturuyor. Siz kırsaldaki faaliyeti yok ederseniz her sahil kenarlarındaki büyük kentlere insanlar hücum ediyor, geçirmek için, yaşamak için. Almanya'da 4 tane, Türkiye'de 10 tane milyonluk kent var. Bu da neden? Hem gelir dağılımı açısından hem kırsal politika yüzünden Türkiye dengesiz bir yerlerde birikiyoruz ya. Tabii ama Almanya'da dengeli bir dağıtım var. Mesela yine burada getirmiştim ben mesela 45-30 yıllık arşivim var mesela benim. Burada bakın şeyde paylaşım ayıbı bu 2005 yılına ait. Kriz falan yok. Şimdiki gibi. Dünya Bankası yüzümüze çarptı. Devlet İstatistik Enstitüsü sakladı. Dünya Bankası yüzümüze çarptı. Bu bugün daha dehşet boyutta. Evet. O zaman TÜİK yerine Devlet İstatistik Enstitüsü vardı. Tabii. TÜİK diyorlar ya şimdi. Tabii. Evet. Şimdi böyle olunca siz bundan şey yapamıyorsunuz. Tabii Türk veteriner hekimlik açısından baktığımızda veteriner hekimler olarak bizler bunu takip ediyoruz. Bu yaşananlar hepsi bir veteriner halk sağlığı sorunudur. Veteriner camiası açısından. Evet.
Ama veteriner fakültelerin sesi çıkmıyor. Hı. Meslek odalarının sesi çıkmıyor. Halbuki 6343 sayılı kanunda bizim sektörle ilgili yanlış giden bir şey olduğunda ilgili makamlara bilgi verme, uyarma şeyimiz var. Evet. Yetkimiz var. Evet. 6343 sayılı kanunda. Yani odaların. Meslek örgütü. Bizim üst örgütün de aynı şekilde. Yani konsey. Konsey, Türk Vetekinler Birliği konseyinin. Bu konuda da yeterli bir şeyin yapıldığını ben kabul etmiyorum. Tabii biz veteriner hekimlik olarak bu alanda, tarımda bunları yaparken iki nolu slaytı rica edebilir miyim acaba? İşimiz sadece tarım değil bizim. Hı. Tarımın dışında... Senin şema çıktı ama zor okunacak. Evet. Şey, küçük şimdi biraz. Burada Kelvin Şibabe'nin Veteriner Hekimlik ve İnsan Sağlığı kitabının 1964 baskısında çok önemli bir ifade var. Diyor ki, veteriner hekimler diyor, veteriner hekimlik mesleği dünyada hiçbir mesleğin sahip olmadığı, tarım ile insan tıbbı arasında köprü vazifesi görme şansına sahip tek meslektir. Evet, şimdi buradaki ekrana baktığımızda orada Agriculture Science, sol tarafta, sağ tarafta Medical Science, ortada Veteriner Medicine. Evet. Bu köprü vazifesini görüyor. Evet, evet, yani evet. O nedenle biz beslenmeden bulaşıcı hastalıklara kadar insan sağlığına bağlantılı çalışmalarımız olmaktadır. Evet. Tabii bu konuda eksiklikler var. Yeterli çalışmalar yapılmamakta. 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün bünyesinde veteriner halk sağlığı departmanı kurulmuş olmasına rağmen, hala da faaliyeti olmasına rağmen, Türkiye'nin 26-27 sayısını ben unuttum. Veteriner fakültelerin web sayfalarına bakın. Ne veteriner halk sağlığı konusunda, ne tek sağlık konusunda yok mu? Bir bilgi göremezsiniz. Ama veteriner fakültesi sayısı 30 falan diyorlar. Tabii şimdi. Ama Amerikan veteriner... Yani takip edemez tabii, olduk galiba. Mesela Amerikan veteriner kalışlara bakın. Kolej tarzında. Kolej, tabii onlar kolej derler. Evet. Veteriner Public Health, One Health Center üniversite bünyelerinde kurmuşlardır. Kurmuşlardır. Ve şimdi Birleşmiş Milletler 48'de mi bunu 48'de koymuş? Martin Kaplan bunu oluşturdu. Onda, o uzun süre hatta birçok kararlar alınmış. O kararlar bize Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı aracıyla yansıtılmış. O kararları inceledim de arşivlerine gidip kopyaladım da indirdim de bilgisayarıma. Türkiye'den hiç kimsenin katılmadığını görüyorum o kararları alırken. Sağlık Bakanlığı düzeyinde, Tarım Bakanlığı düzeyinde. Anladım. Yani kimsenin... çok eskilere giden bir hatalar zinciri var. Öyle ve mi? O hatalar zinciri bu zamana kadar geliyor. Yani tarım %90'ı insanların yaşaması için gerekli olan gıdayı üreten bir sektördür. Bu kadar. Tarım deyince bitkisel ve hayvansal üretim akla gelir. Bunu iyi belirlememiz lazım. Kombinasyondur. Kamunun müdahale tedbirleri toplamına tarım politikası denir. Kamunun müdahale tedbirleri kaldı mı bugün? Sütten su kurumu gitti, et balık kurumu gitti. Birçok kuruluşlar yok edildi gitti. Yani bugün hayvancılık sektöründeki insanlar bir şey üretip bize yememiz için, soframıza kadar sunulması için bir şeyler yapıyorlarsa bu insanlara saygı duymamız lazım. Evet. Ve Tarım Bakanlığı'nda Avrupa Birliği ülkelerine hayvancılık sektörüne veya bitkisel sektörde dahil yapılan tarım desteklemelerinin aynısı olmamakla beraber hiç olmazsa beşte ikisi kadar bu insanlar yapsınlar. Tarım kanunu çıktı. Gayri safi milli hasılanın binde biri kadar. Binde biri der, evet. Pay ayıracaksın, ayrılmıyor. Binde birini bulmadık. Bu kadar kötülük kim yapabilir kendi ülkesine? Ben anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Tarım en az savunma sanayi kadar önemlidir. Tarım milli egemenlik demektir. Evet. Milli egemenlik devredilemez. Geçen gün Çiftçiler Günü'ydü, dün müydü? Evet. Dün Çiftçiler Günü'ydü. Bu milli egemenlikle ilgili tarım milli egemenliktir diyen. Sanayileşmiş ülkelerin, ülkeler dahil
dahi, ülkeler dahi tarım alanında uyguladıkları sübvansiyonların sosyal, ekonomik ve hatta askeri gerekçeleri bulunmaktadır. Bakın, ben bunu sübvanse ediyorum, gerekçesi budur, anladım. Peki Türkiye olarak bizim böyle bir gerekçemiz var mı? Vardı. Sayın Tarım Bakanı'na soruyorum, böyle bir gerekçe var mı Türkiye'nin? Vardır da uygulamada yoktur yani. Gerçekte var tabii, olmaz mı? Çünkü her şey ithal eder hale geldik. Siz bir şeyi ithal eder hale geliyorsanız sizin böyle bir gerekçeniz olamaz. Ama gerçekte var. Siz orada tamam terör örgütüyle belli bir noktaya kadar sabredersiniz. Ama siz dışarıya bağımlı hale geldiğinizde bir yere kadar mücadele edersiniz. Ondan sonra bitersiniz. Demin ki kale örneği enteresandı. Yani tabii, kaleyi muhasara ettiğinde, kuşattığında. Orta çağ dönemlerine falan bakın. Kalelerde stoklar vardır. Orada halkın ahali vardır. Bitene kadar savaşılır. Yendin. Yenemedin. Çıkarsın teslim olursun. Gelir karşıdaki güç seni işgal eder. Bütün o kalenin etrafını sarar. Lojistik hatlarını keser. Ondan sonra şey yapamazsın. Ya, olay çok bu. Güzel bir yani, örnek. Türkiye yani. Şimdi böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Hı-hı. Kimse bu tehlikenin farkında değil. Hı-hı. Yani biz veteriner hekimler bile süt içmekte zorluk çekiyoruz. Ben emekli veterinerim. Biliyorum. Sütün gidin Tetra Pak'ta paketlenmiş süt 5 liradan aşağı değil. Evet. Ondan sonra şeyde şişede pastörize süt, günlük süt 5 liradan aşağı değil. Evet. Peki asgari ücretli bir aile nasıl çocuğunu alabilir alacak, mi? İçirecek? Nasıl? Tavuk eti biliyorsa nasıl gidecek ailesine? Oysa sanayileşmiş ülkelerce belirli bir yapının muhafazası ülkenin savaş. Biraz önce dediğim gibi ambargo gibi olağanüstü hallerde beslenme bakımından az çok bağımsız olması, belirli ekonomik faaliyetlerin devamının sağlanması için gibi sebeplerle ekonomik olmasa dahi tarımın bazı sektörlerini sübvansiyonla yaşattığı görülmektedir. Anladım. Bugün Çin ile sıcak bir haber. Öyle mi? Çin ile ABD arasında Trump'ı dinledim. Trump'ın şeyini de takip ediyorum yabancı kaynaklardan. Hı-hı. Hepsini şey yapıyorum. Hı-hı. ABD Çin'le karşı yaptığı ticaret savaşında kar edeceği bilmem kaç milyar doları Amerikan çiftçisinin daha fazla üretim yapması için kullanacak. Ha. Ve o ürettiği gıdayı açlıkla mücadele eden dünya ülkelerine gönderecekmiş. Hı-hı. Peki bizim devletimizde Trump gibi düşünceye sahip devlet adamları var mı? Çiftçisini düşünen. Biz Trump'ı da pek beğenmeyiz ama. Yok, Trump'ı düşünüyor. Bakın bu sıcak bir şey. Hazine anladım. Maliye Bakanı da söylüyorum ben. Evet. Hepsi de söylüyorum ben. Bunu Amerika Birleşik Devleti süper bir devlet olmasına rağmen, uzay çağının bir devleti olmasına rağmen, çiftçisini düşünürken, Çin'den tasarruf edeceğim ticaret savaşından elde edeceğim kaynağı Amerikan çiftçisinde üretim için kullanır. Biz neden kendi kaynaklarımızı çiftçimize vermiyoruz? Neden vermiyoruz? Evet. Sebep ne yani? Bu adamların günahı ne? Bu çiftçinin günahı ne? Evet, güzel. Yani kime kötülük etti de bu şekilde üretim yapması reva görülüyor. Üretmekten başka ne kötülük yaptı da diyorsunuz. Öyle tabii. Evet. Öyle. Vallahi yani o nedenle. Dünkü çiftçiler günündekinin devamı oldu bu. Tabii, yani tabii, bizim tabii. Program. Ondan sonra çünkü neden? Bilim endüstriyel ürünleri öne çıkarsa da bildiğimiz anlamıyla tarım hala vazgeçilmezdir. Bu çok önemli. Laboratuvarlarda elde edilen doğallıktan uzak tohumların tarım ve beslenmemizi nasıl tehlikeye düştüğünü yavaş yavaş anlamaya başladık. Çiftçilerin emekleri ve yüzyıllardır biriktirdikleri bilgi birikimi küçümsenmekten vazgeçildiğinde dünya daha kolay ve daha doğru beslenecektir. Biz de çiftçilerimizin bilgilerini, üretimlerini küçümsemekten vazgeçersek halkımız ucuz et de tüketir. Bu güzel coğrafyada ucuz sebze de tüketir, meyve de tüketir. Sorun çiftçiye gereken değerin verilmemesidir. Evet. Olay bu. Ondan sonra Türkiye'deki destekleme politikasına baktığımızda devlet tarım sektörüne kaşıkla veriyor, kepçeyle veriyor. Sürekli çiftçi içeride. Evet. Dışarıya çıkış yapamıyor. Kurtaramıyor. Ayakta. Yani sürdürülebilir
tarım yapamıyor. Desteklemelere bakıyorsunuz. Ya seçimden seçime, ya bayramdan bayrama, ya da yılbaşından yılbaşıma. Kardeşim, bu adam ne zaman yapıyor tarımı? Ha, yani ne zaman ekmeğe başlıyor? Ver diyorsun. Bekletmeyeceksin. Ha. Ben Amerika'da yaptığım araştırma çalışmasında Ayo bölgesinde mesela orada mısır üretiyor adam. Hı. Mısırı üretir. Ürettikten sonra hasadı yapılır. Özel şirkete götürür. Hı. Şeyini verir. Mısırını teslim eder. Özel sektör faturasını keser. Verir belgesini. Hı. Parasını da öder. Hı. Alır çiftçi, Amerikan çiftçisi. Devletin bankasına götürür. Oradan alması gereken şey neyse sübvansiyon hemen anında ödenir. Adam olur, alır onu, aldıktan sonra o çiftçi yeni ekim döneminde hazırlıklarını yapmaya başlar. Evet. Ona göre harcamalarını yapar. Öyle bir gerekli şey. Öyle ama bir Türkiye'de şey böyle bir şey yok. Kanun bağlamış onu. Tabii. Yani böyle orada bir şey bildiğime göre kanun şimdi, bağlamış onu. Yani şu günde, tabii, şu kadar günde vermek durumundasın. Diye. Tabii biz veteran hekimler sahada, dağda, tepede, her yerde mücadele ediyoruz. Ve bu kadar güç şartlar altında çiftçimizin üretim yapması için fedakarca, hatta meslektaşlarımız çoğu para bile almıyor çiftçinin bu durumunu gördükten sonra. Hatta çiftçinin maddi sıkıntısından dolayı meslektaşlarından paralarını alamayanlar var. Hı. Mahsulden mahsule anlaşıyorlar, onu bile alamayanlar var. Genelde mahsulden mahsule olanı biliyoruz. Evet. Yani bu tarım ayağında olan bir şey. Diğer veteriner hekimlik insan sağlığı açısından baktığımızda çok kısa bir süremiz kaldı. Konuda da biraz şey yapalım. İnsan sağlığı boyutunda da insan hekimleriyle ortak çalışmalarımız var. Biraz önce göstermiştik. Slide'da gösterdiğiniz yansıda. Gibi, evet. Neden böyle ortak çalışmamız var? Çünkü ünlü tıp bilim insanı Rudolf Virchow tırışın hastalığına ilgili bir çalışma yapıyor. 1800'lü yıllarda ve aynı zamanda halk sağlığının dünyada ilk oluşması sırasında politika oluşturanlardan birisi. Halk sağlığının öncülerinden birisi de Rudolf Virchow. Tırışın hastalığına ilgili çok ciddi araştırmalar yapıyor. Hatta bizim odamızın zoonozla ilgili kitabında da biz bundan bahsettik çok geniş bir şekilde. Ve köpekten domuz, hayvan, insan zincirini çok iyi tespit ediyor. Ve ondan sonra veteriner hekimlik mesleğinin çok önemli bir meslek olduğunu anlatıyor, söylüyor. Ve kullandığı söz şu: ben sadece şunu bilirim ki veteriner tıbbıyla insan tıbbı arasında bir ayrım yoktur. Olmamalıdır da zaten. Bir alanda elde edilen deneyim diğer alanın da gelişmesini destekleyecektir. O çalışmasında veteriner hekimlerin çok önemine vurguluyor. Et muayenesi açısından. O tarihlerde mezbahaların yapılması için o tarihteki krallara, şeylere bilgiler veriyor ve Avrupa'da ciddi bir şey, hijyen seferberliği başlıyor. Oluşuyor. Hayvan kesimhaneleri falan yapılmaya başlanıyor. Ve ondan sonra Rudolf Virchow'dan sonra bunun öğrencisi William Osler, Kanadalı doktor. O da aynı şekilde der ki veteriner tıbbı ile insan tıbbı birbirini tamamlamaktadır. İnsan tıbbı birbirini tamamlamaktadır. Bu konsept tek tıp konsepti olarak algılanmalıdır. Tek tıp konsepti. Evet. Neden tamamlamalıdır? Şöyle. Önce 7 nolu slide'ı gösterebilir miyiz? Tamam. 7 nolu slide. Tabii. Tamam. 7 nolu slide. 7 nolu slide'a baktığımızda genel hekimlik faaliyetleri içerisinde insan hekimliğin alanı çok dar bir alan olduğu için şeyin veteriner hekimliğin alanı daha geniş bir alan. Zooloji şeyinde baktığımızda, biliminde baktığımızda. Çünkü neden? İnsan sadece insanlarla ilgilenmektedir. İnsan üzerinde. Evet. Materyal insan. Ama veteriner hekim yaban olsun, evcil olsun hepsine ilgilenmek zorunda. Çünkü zoonozların dünyada bir zinciri var. Ya. O zinciri takip edip zinciri arada kırıp bozarsa hastalığın bulaşmasını engelleyebilmektedir. Evet. Tabii işin gerçek bu. Ondan sonra diğer 6 nolu slide rica edeyim. Tamam, 6 nolu'ya bakalım. 6 nolu'ya. Evet.
Evet, veteriner hekimlik mesleği, işte bu iki önlü bilim adamının söylediklerinden sonra temel bilimler alanında çok ciddi katkıda bulunmaktadır. Bunlar biyomedikal çalışmalarda çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Anatomiden tutun, adli tıpa varıncaya kadar histoloji, endokrinoloji, bakteriyoloji, fizyoloji, farmakoloji, viroloji, toksikoloji, immünoloji, epidemiyoloji, parazitoloji hepsinde bizim ortak çalışmamız var. Evet. Evet. Şu yani bugün gözüküyor. Tıpla bugün bazı tıp fakültelerinin anatomi kürsülerini veteriner kökenli şeyler de bulunmaktadır. Öğretim üyeleri de bulunmaktadır. Tabii ki bildiğime göre deney hayvanları yine aynı şekilde aynı var. Olay. Toksikolojilerde, parazitolojilerde var mesela. Hı-hı. Ve ortak alanlar bulunmaktadır. İşte bu katkılar bugün zirveye çıkmıştır. Çünkü hı-hı, ilerleyen refah payına rağmen, ilerleyen refah payına, refah seviyesine rağmen dünyada sağlık sorunları gittikçe artmakta, azalmamaktadır. Yani bu nedenle bu iki mesleği mecbur, ortak işbirliği halinde, işbirliğine şartlar yapmaya mecbur kılıyor. Evet. Bu kadar basit. Sağ ol. Şöyle 8 nolu slide'ı rica edeyim. Evet, programımız bitiyor. Herhalde bu son. Hemen son şeyimiz evet, tabii. Son slide. Evet. Evet. Bu katkı tıp camiasında veteriner halk sağlığı çerçevesinde gerçekleşmektedir. 3 tane daire vardı burada. Diagnostic Service Laboratuvarları, Biomedical Science, Veteriner Public Health. Sağ tarafta da Veteriner ve Biomedical Science, One Health diyor. Evet. Yani kısacası evet, veteriner hekimler insan, hayvan sağlığında, tarımda çalışıyorlar ama Kelvin Şivabe'nin dediği gibi tarımla tıp bilimi arasında bir köprü oluşturuyor. Bu köprü sonucunda tıpta bize ihtiyaç duyulan alanlarda da insan sağlığı yönünden refahın yükseltilmesi için katkılarda bulunmaktadır. Evet. Ve bunlarda da önemli çalışmalar yapılmaktadır. Sağ ol, eksik olmam. Efendim şimdi tabii senin bu geniş bilgi birikiminden faydalandık Adnancığım. Eksik olma. Sağ teşekkür ediyorum. Buraya zahmet buyurdun, geldin ama çok bilgilendik. Sağ ol, eksik olma. Ama program belli evet, bir yerde bitiyor. Doğru. Bunun da bakıyorum senin klasörler kalın. Bir evet, süre sonra tekrar bir program yapıp evet, kalanları evet, da yine devam edelim. Tabii inşallah. Burada mesela evet, şu şeyi paylaşmak isterim ben. Eski 42 senesi. Tarım Bakanı'nın dikkatine sunmak istiyorum. Türkiye'deki devletin üst kademesinde bütün herkesin şeyi. Türkiye'nin et meselesi ha, diyor. 42'de yazmışlar ha, bunu. Evet, 1942'de yazılmış. Ziraat vekaleti olarak geçilmekte ve çok önemli bir kaynak. Bugün bu raporu, böyle hazırlanmış bir kalitede raporu ne yazık ki Tarım Bakanı'nda bulamıyorsunuz. Evet. Türkiye'nin et sorununu anlatan bir derli toplu raporunuz bulunmamakta. Evet. Teşekkür toplumda ediyorum. Toplumda bilgisini sunuyorum. Sağ ol, eksik olma. Teşekkür ediyorum. Efendim Adnan Serpen beyefendinin bugün çok güzel bir bilgi paylaşımı oldu bizlerle. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir başka konuğumla başka bir günde birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler diliyorum.